Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Ocak transfer döneminde Süper Lig takımlarımız tarafından transfer edilen futbolcular. Ara transfer döneminde transfer edilen bu futbolculardan bir 11 oluşturmaya çalışacağız. 11'imize hemen geçeceğiz. Geçmeden önce size bir sorum, bir de hatırlatmam var. Soruyla başlayalım. Sizce ara transfer döneminde Süper Lig takımları tarafından transfer edilen en iyi futbolcu kimdi? Sizce en iyi transfer hamlesini hangi takım yaptı? Hatırlatmama gelecek olursak da dün diğer kanalımızda yeni bir video yayınladım. Eğer ilginizi çekiyorsa açıklama kısmındaki linkten ya da kartlar bölümünden kanalımıza ulaşabilirsiniz. Oradaki videoları da bizzat ben hazırlıyorum. Bence oraya da bir bakın. Hatta abone olarak bize destek verebilirsiniz. İyi seyirler. Kalemizde Galatasaray'ın yeni kalecisi Iñaki Peña var. Galatasaray 22 yaşındaki İspanyol kaleciyi Barcelona'nın B takımından 6 aylığına kiraladı. İlk maçında iyi de oynayan Peña taraftarın gözüne girmeyi başardı. 1.84 boyundaki kalecinin ayaklarının iyi olduğu söyleniyordu. Torrent de bu yüzden istemişti. Ancak Muslera yeniden sahalara dönünce Peña mı oynar yoksa Muslera kaleyi alır mı bunu göreceğiz. Peña genç bir kaleci. Eğer bonservisi Galatasaray'da olsaydı gelişimi açısından onun oynaması daha mantıklı olurdu. Ama sırf Barça'nın B takımına oyuncuyu hazır göndermek için onu oynatmak pek de Galatasaray'ın kârına bir durum olmaz. Zaten yapılan anlaşmada bir satın alma opsiyonu da yok. Galatasaray çok beğenip inat ederek parayı dökmezse yüksek ihtimal Peña gelecek sene burada olmayacak. Sağ bek'e geçtik. Sağ bek'te Anadolu takımlarından bir futbolcuyu koydum. Sağ bek'imizde yeni Malatyaspor'un yeni transferi Mehdi Zeffane var. Dört büyüklerin sağ bek'e ihtiyacı olmamasından dolayı sağ bek transferi gelmedi. Bu yüzden sağ bek'e Anadolu takımlarından birini tercih etmek zorunda kaldım. Fransa doğumlu Cezayirli futbolcu doğduğu yer olan Fransa'nın Lyon takımında altyapı eğitimini almıştı. 2019 yılına kadar da Fransa'nın çeşitli takımlarında forma giydikten sonra 6 ay kulüpsüz kaldı ve futbol oynamadı. En son Rusya Premier Lig takımlarından Samara forması giyiyordu. Malatyaspor 29 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Sol bekte Trabzonspor'un yeni transferi Timothy Puchas var. Lider Trabzonspor'un derin ve kaliteli bir kadrosu var. En sıkıntı yaşadıkları yer olan sol bekte bile İsmail ve Trondsen gibi isimler mevcut. Ancak şampiyonluk yarışında bu sefer hiçbir riski almak istemeyen Trabzonspor sol bek transferi yapmadan olmaz diyerek Puchas'ı indirdi. Bu sezonun hemen başında Lech Poznan'dan 2,5 milyon euroya Union Berlin'e transfer olan Timothy Puchas orada forma şansı bulamıyordu. Hem Trabzonspor'un sol bek ihtiyacından hem de Union Berlin'in oyuncusunu formda tutmak istemesinden dolayı 6 aylığına kiralandı. Trabzonspor Polonyalı sol bek'i kiralamak için 200 bin euro ödedi. 23 yaşında olmasından dolayı iyi oynarsa bonservisi alınabilir ancak satın alma opsiyonu bulunmuyor. Trabzonspor sezonun kalanında onu beğenir ve almaya karar verirse Union Berlin'le yeniden anlaşmak zorunda. İlk stoperimiz Kayserispor'un kiralık transferi Yıldırım Mert Çetin. Mert Çetin Gençlerbirliği alt ligdeyken orada parlamış bir futbolcuydu. Hiç Süper Lig'de oynamadan Roma onun potansiyeline güvenerek 4,3 milyon euroluk yatırım yapmış ve transfer etmişti. Yıldırım Mert Çetin Roma'da hiç forma şansı bulamadı. Bir sezon boyunca yedek bekledi. Sonrasında ise yine bir İtalyan takımı olan Hellas Verona'ya kiralandı. Beğenilince 8 milyon euro bedelle satıldı. Henüz bu sezonun başında 8 milyon euro bonservis ödenen Mert Çetin Hellas Verona'da kaldığı yerden devam edemedi. Eski formunu devam ettiremedi. Hellas Verona'da yeniden form tutması için onu bedelsiz olarak 6 aylığına Kayserispor'a kiralık verdi. Umarım eski günlerine döner. İkinci stoperimiz Kasımpaşa'nın yeni stoperi Uroš Spajić. Sırf futbolcu ülkesinin yanı sıra Fransa, Belçika, Rusya ve Hollanda takımlarının formasını giymişti. En son Rusya'da Krasnodar forması giyerken istediği kadar forma şansı bulamadığı için ayrılmak istedi. Stoper ihtiyacı olan Kasımpaşa'da onu bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Şu an Kasımpaşa'da. Şimdi videonun daha ilgi çekici kısmına geldik. Büyük takımların transfer ettiği en önemli futbolcular artık buradan sonra başlıyor. İlk orta sahamız Galatasaray'ın yeni transferi Erik Pulgar. Kesici bir ön libero sıkıntısı yaşayan Galatasaray 28 yaşındaki Erik Pulgar'ı kısa vadede çözüm bulabilme adına 6 aylığına kiraladı. Kısa vadeli çözüm diyoruz ancak Torrent'in de söylediği gibi Pulgar'ın şu an hafif bir sakatlığı var. Kısa sürede tam hazır hale gelip 11 başlayacaktır. 28 yaşındaki Pulgar 2019 yılında 12 milyon euro yatırım yapılarak transfer edilmişti. Fiorentina'ya ilk gittiği zamanlar takımının en önemli parçalarından biriydi. Ancak daha sonrasında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle arka planda kaldı. Bu sezon İtalya Ligi'nde yalnızca 6 maçta forma giyebilirken bu maçlarda bir asist yapabildi. Ayrıca Erik Pulgar 28 yaşında Galatasaray'a gelmesinden, İtalya Ligi geçmişinden ve hırçın karakterinden ötürü Melo'ya benzetilen bir futbolcu. Umarım Pulgar benzetildiği Felipe Melo kadar katkı verebilir. Onun yarısı kadar verse bile yeter. İkinci orta sahamız Beşiktaş'ın Galatasaray'ın elinden çekip aldığı Getson Fernandes. Galatasaray'daki kiralık kontratı bitip ayrıldığı günden bu yana Galatasaray taraftarının yeniden dönmesini beklediği Getson Fernandes tüm Galatasaray taraftarında bir hayal kırıklığı olarak kaldı. Aslında Getson'un kendisi bile böyle bir durumu beklemiyordu. Ancak o da futbolcu ve futbol onun işi. Getson zaten yeterince bekledi. Hatta yeterince değil, yettiğinden fazlasını bekledi. Abartı derecede bekledi Galatasaray'ın teklif yapmasını. Ancak Galatasaray yönetimi hep şartları daha aşağı indirmeye çalıştı. En sonunda da başkan çıkıp
zaten ihtiyacımız yoktu diyerek taraftarın aklıyla alay etti. Galatasaray Getson'u kelepir fiyatına kapmaya çalıştı. Ancak olmadı. Benfica gibi bir kulüp 22 yaşında gelecek vadeden bir futbolcusunu zaten öyle bir fiyata kaptırmazdı. Galatasaray Getson'u almayarak ne kadar büyük bir hata yapmışsa Beşiktaş alarak o kadar büyük bir başarı yakaladı. Üstelik Galatasaray taraftarının uğruna onlarca etiket açtığı Getson'u alıp Galatasaray'ın kanlı bıçaklı düşmanı Rizespor'a kiraladılar. Bir taraf için oldukça gurur ve onur kırıcı bir transferken diğer taraf için bir o kadar eğlenceli bir transferdi. Beşiktaş'a hayırlı olsun. Üçüncü ve son orta sahamız diğer bir eski Benfica'lı futbolcu Pizzi. Başakşehir Portekizli futbolcu sessiz sedasız aldı. Ancak bana göre ara transfer döneminin en flash transferlerinden birisiydi. Kariyerinde Braga, Atletico Madrid ve Benfica formaları giyen 32 yaşındaki Pizzi her alanda oldukça tecrübeli bir futbolcu. Geçtiğimiz yıla kadar Benfica'nın banko 11 oyuncusuydu. Ancak bu sene biraz gözden düşmüş gibi görünüyor. Zaten gözden düşmese neden bedelsiz kiralasınlar? İlla ki yeniden form tutmasını sağlamak için gönderiyorlar. Ne olursa olsun her şeye rağmen Ocak transfer döneminin en iyi transfer hamlelerinden biri Pizzi'ydi. Hücum hattına geçtik. Sağ kanatta Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca var. Aslında Edin Visca'nın adı uzun zamandır Fenerbahçe ile, geçtiğimiz yıl Galatasaray ile, birkaç yıldır da Trabzonspor'la anılıyordu. Başakşehir'e geldiği günden beri gösterdiği üstün performans nedeniyle bir gün dört büyüklerden birinde forma giyeceği neredeyse kesindi. Fenerbahçe Visca'nın uzun süre peşinden koştu. Ancak yüksek bonservisler ödemek istenmeyince bir türlü olmadı. Bu transfer sürecinin en sonunda Trabzonspor Edin Visca için 4.3 milyon euro ödeyerek onu transfer etti. Visca gelir gelmez de görevi devraldı. Boş durmuyor. Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında birer tane gol attı. Zaten ligimizde şu anda oynayanlar arasında en eskilerden sayılır. Yabancılık çekmesini beklemiyorduk. Sol tarafa geçtik. Sol tarafta da Başakşehir'in Visca'nın boşluğunu doldurmak için Aston Villa'dan kiraladığı Trezeguet var. Bir dönemler ligimizde Kasımpaşa forması giyen Trezeguet 10 milyon euro bedelli Aston Villa'ya transfer olmuştu. Orada da baya baya şans buluyordu. Ancak geçirdiği sakatlık formunun düşmesine neden olunca forma şansı da iyiden iyiye azaldı. Premier Lig'de bu sezon yalnızca bir maçta forma giyebildi. Zaten onda da oyuna sonradan dahil olmuştu. Başakşehir'e 6 aylığına kiralandı. Form tutması biraz zaman alacak gibi görünüyor. Form tutana kadar da zaten sezonun sonu gelir. Umarım kısa sürede toparlanır. Forvet'te Galatasaray'a yeniden kavuşan Bafétimbi Gomis var. Galatasaray'ın eski gol krallarından olan Gomis, Galatasaray'da yalnızca bir sezon geçirmişti. Geçirdiği bir sezonda o kadar güzel anlar yaşattı ki Galatasaray taraftarı onun geleceği günü bekliyordu. Zaten yönetimden ziyade taraftarın isteğiyle gerçekleşen bir transfer Gomis transferi. Gomis ligimizde gol kralı olduğunda 32 yaşındaydı. Şu an 36 yaşında. Tabii eskisi kadar iyi değildir ancak o sezon attığının yarısı kadar atsa bile yeterli olur. Evet, bana göre 2022 Ocak transfer döneminde ligimiz takımları tarafından transfer edilen en iyi 11 bu şekildeydi. Umarım Ocak transfer dönemi sizin ve takımınız adına mutlu geçmiştir. Tüm takımlarımıza başarılar dileyerek videoyu kapatıyorum. Hoşçakalın.